Paris Saint-Germain bu sezonun başında çıktığı ilk 3 maçta toplam kaç gol atmıştır? 18. 12. Doğru cevap 17 idi. Tebrik ederim. Sen başlıyorsun. Evet. Galatasaray, Manchester United, Juan Mata. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Diego Lugano. Galatasaray, Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Şimdi benim Galatasaray ve Juventus'tan ortak bir topçu bulmam lazım. Engellemem için. Biraz düşüneceğim sanırım. Çok hızlı yaptın iki taneyi. O biraz kötü oldu benim için. Bu arada ben de Galatasaray Juventus biliyorum. Benim aklıma direkt Schneider geliyor. O da attığı golden dolayı ama yok Schneider ya, Inter. Inter. Evet. O. Düşünmek lazım. Juventus. Galatasaray'ın şey dönemi vardı. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadığı dönem falan. O dönem sanki İtalya'dan birkaç kişi aldı. Kopyaladı aklıma. Ya vallahi ben kopya verdi. Kopya verdi. Şimdi kesin bulmam lazım. Tamam. Kopya verdi. Bir şey sallayacağım artık ya, değil mi? Alex Telles oynadı mı acaba? Emin değilim ama Alex Telles demek istiyorum. Değil mi? Inter'de oynadı lan. Felipe Melo. Melo'nun Juventus'u hiç aklında yok. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Devam edelim mi? Edelim. Fenerbahçe ve United'dan Van Persie diyeceğim. Ne alaka ya? Bunlar ne alaka abi? Değil mi? Kalanlar... Evet, çok alakasız geldi. Fenerbahçe, Juventus. Miloš Krasić. Benim şans gitti o zaman. Evet. Benim tamamlama şansım kalmadı oraya. Evet. Kanka Beşiktaş'ı belki tamamlarsın. Evet. Pjanic, Juventus, Beşiktaş. Ama bir anlamı yok yani, üçlü olmuyor. Beşiktaş, Manchester United, Bebe. Aa evet. Öyle bir topçu vardı bizde. Evet. Rayo'da şimdi. Son bölgemiz kaldı. Beşiktaş ve Paris Saint-Germain'de oynayan ortak bir topçu. Yani Beşiktaşlı olarak bunu bilememek üzer beni. Beşiktaş, Paris. Bende hiç yok böyle bir adam. Bende de yok galiba ya. Biraz eskilerden düşünmek lazım. Benim datadan komple silinmiş böyle bir adam. İpucu vereyim mi? Lütfen. İkonik biri. Quaresma mı? İkonik biri. Benim sıram geçti artık galiba. Geçmedi mi? Devam ediyorum. İkonik biri kim var ya? Görmedim. Ben de görmedim. Tam yapsak. Görmedim. Aa, ikonik biri kim ya? İkonik Türkçesi iyi bir yabancı. Pascal Numa. Aa, bayağı eski. Evet. Tam ikonik biriymiş bu, evet, arada Türkiye için. İyi bir rakiptin. Fair play için teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim seni tekrardan. Bu arada senin sonunu da kendi yöneticin hazırladı. Onu da dipnot olarak söylüyorum. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.